kaldı. Senediysen plak alırdı. Vidalarımız var. Artık bu uyarıları çok duyacağız. Çünkü plakaların kenarları dışında vidayla tutturulması yasaklandı. Uygulamadan habersiz sürücüler muayeneden geri döndü. Plaka geçti mi muayene? Şu anda geçmedi. 14 senedir böyle geziyor bu araba ya, yeni değil. Plakaları okunamayacak hale getiren vidalar ağır kusur sayılıyor. Çünkü örneğin 3 rakamının ortasına gelen bir vida 8 olarak okunmasına yol açıyor. Bu da HGS ve OGS gişelerinde büyük karışıklıklara neden oluyor. Yeni uygulamayla artık plakanın sadece dış kısımlarına vida takılabilecek. Mahalleden geçmedi. Şimdi bunu çıkardım. Geldim bir daha mahalleye sıra alacağım. Yaptırdınız. Evet. Kaç para verdiniz? Kaç para verdik? 31 lira plakaya, 10 lira buna. 41 lira toplam. Sokaklarda gezen çok fazla araç var. Muayene istasyonuna gelenlerde de vida görmek mümkün. Bakın bu plakada da bir vida var. Bu sayının hemen yanındaki bu vida kural dışı, yani standart dışı ve bu da şimdi düzeltilerek getirilecek. Şu kare içerisinde vida veya vida deliği olmaması gerekiyor. Plakanın ön ve arka plakanızda da mevcut. Ön ve arka plakanızı değiştirmeniz gerekecek. Yeni plaka çıkarttık. Onun için tekrar geldik muayeneye. Bu yeni plaka mı? Evet. Muayeneye getirdiğiniz aracınızın plakasında vida bulunuyorsa, folyoyla kapladıysanız veya boya materyalleri kullandıysanız ağır kusurlu sayılabilir. Peki standart bir plaka nasıl olmalı? Peki muayeneden geçebilecek bir plaka nasıl olmalı? Hemen gösterelim sizlere. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu mührünün kesinlikle olması gerekiyor. Aynı zamanda mavi fon üzerine TR yazısı da olmazsa olmazlar arasında. Aynı şekilde ay yıldızlı hologramlarında mutlaka plakada olması gerekiyor. Bunları hırsızlar çalmasın diyerekten bu civataladık yani. Ama bunları silikonla yaptığın zaman söküp alıyorlar. Şimdi gideceğiz, tekrardan yeniden alacağız. Son bir not. Bu kusurlara sahip plakalarını değiştirmek isteyenlerin önce Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na başvuruda bulunması gerekiyor.